Merhaba arkadaşlar. Tekrardan hoş geldiniz. Bugün sıkça sorulardan birisi o beyaz şey nedir? O beyaz şey nedir diye. Gerçi benimkiler biraz daha kararmış ama şimdi arkadaşlar bu köklendirme için kullandığım tarım perleti. İnşaat perletiyle karıştırmayın. İnşaat perleti yalıtım için kullanılır ve büyük parçalıdır arkadaşlar. O yüzden çiçekçilerde bulunur. Genelde çiçekçiler sipariş verirken bunu sipariş vermezler arkadaşlar. Çünkü bu kireç ürünü olduğu için gayet hafif bir üründür. Ama kütle olarak çok yer kapladığı için siz sipariş vermeden getirtirmeyebilirler arkadaşlar. İnternette güvenilir yerlerden bulabilirsiniz. Şimdi perlit hakkında birkaç bilgi vereyim. Perlit doğal madeni bir kireç toprağıdır arkadaşlar. Bitkinize vereceği herhangi bir mineral ya da herhangi bir vitamin içermez. Bunun tek avantajı sünger gibi nemi içeride tutması ve çeliklerinizin kurumamasını sağlamak. Şimdi çoğu arkadaşım soruyor işte 40 günde köklendi, 50 günde köklendi. Bunun içinde 3 ay 5 ay dursa ne olur? Şimdi bunun içinde durduğu zaman bu sadece nem içerdiği için çıkan köklerinizin kararmasına, sonra çürümesine neden olacak. Steril bir malzemedir, temizdir. Bir iki sefer kullanabilirsiniz. Bunlar ben üçüncü kullanışım. Bunları yine ayırdım ama bunları bir daha kullanmayacağım. Saksıların dibine toprağı karıştırırken koyacağım. Şimdi ben bunları da köklendiriyorum. Köklendirmeyi aldıktan sonra zaten daha önce de söylemiştim. Bu viyolleri alıyorum. Şimdi bu viyolleri almamın sebebi bazen ağaç köklendiği zaman kökü mantar kapabiliyor. Herhangi bir hastalık kapabiliyor. Ve kuruma yapıyor. Ona engel olmak için bu 45'li, 35'li viyolleri alıyorum. Aradan birkaç zaman sonra da tekrar çıkartıp köklerine bastığım zaman eğer güzel köklenme varsa da bu gibi yetiştirme saksılarını alıyorum arkadaşlar. Çoğu arkadaşım hep merak ediyordu o beyaz şey ne, beyaz şey ne diye. Şimdi tek tek söylüyorum ama yine şöyle bir video yapayım. Arkadaşlar bu tarım perlitidir. Sadece köklendirmede kullanılır veyahut da saksıya toprak karışımı yaparken nemi muhafaza etmesi için kullanılan bir üründür arkadaşlar.